Çimeze bir kez daha alkış istiyorum sizlerle. Değerli misafirlerimiz, hepimizin bildiği ya da birçoğumuzun bildiği gibi Kayseri Kafkas Derneği olarak birçok faaliyette bulunmaya çalışıyoruz. Bu faaliyetlerden haberdar olmak için Facebook'taki Kayseri Kafkas Derneği grubundan yahut kayserikafkas.org.tr adresinden etkinliklerimize ulaşabilir, haberdar olabilirsiniz. Ayrıca dışarıdaki standımızda şu anda aktif olarak devam eden Adiyece ve Abazaca dil kurslarımız için, web şine kursumuz için ve tekvando kursumuz için bilgi alabilirsiniz. Sizlerden... Çerkez olarak biliyoruz. Farklı dillerdeki ezgileri gündeme getiren, Çerkezce ile tanışalı çok kısa bir süre olmasına rağmen en sevdiğimiz ezgileri bizden biri gibi yorumlayan ve fazlasıyla hakkını veren Türkiye'nin dünya çapındaki en değerli sanatçılarından biri geliyor. Ve işte karşınızda Şevval Sağ! Sadece insanım ve dünyadaki bütün farklılıklar benim için büyük bir zenginlik. Ve güzel... Bu kadar güzel bir kültürün en azından kıyısında bile dursam benim için çok büyük bir mutluluk. Bu gecede bulunmak çok büyük bir onur, çok büyük bir şeref benim için. Hem de hayırlı bir iş için, hayırlı bir mesele için aslında buradayız. İlkay kardeşimizin adına açılacak misafirhane için buradan giden bütün kardeşlerimize yuva olsun diye. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Birbirini çekemeyen insanlar birbirlerine çok büyük acılar yaşatmışlar. Çerkezler de bu anlamda çok büyük acılar çekmiş. Ve bunu da bir ağıtla dile getirmişler büyük göçe dair. Evet, Çerkez değilim ama hata yaparsam affedin şimdiden. Ama sizin şarkılarınızı söylemek benim için çok büyük bir şey. Ve Çerkez göç türküsüyle başlıyor. Yaşanmaması için dua edelim.
Çerkezler albümünde sevgili Gökhan Şen'in de desteğiyle bana gerçekten çok zor bir dil bu Çerkezci ama elimden geleni yaptım. Genelde de güzel cevaplar geldi. Hani bunu beni kırmamak için niye söylesinler değil mi? Ama stüdyoda daha kolay, bakalım şimdi becerebilecek miyim? Ama arada alkış böyle ritim tutarsanız daha çok motive olabilirim. Nasıl güzel
benden daha çok Karadeniz türküleri dinlemeye alışkın olabilirsiniz. Onları da söylemeden gitmeyeyim dedim. Böyle mikrofonu... Mikrofonu alıp bırakmayan şarkıcılar vardır ya. Tam o kadar olmayacağım ama. Gelmişken birkaç tane daha söyleyeyim dedim. Şimdi dediler ki bir iki şarkıyı özellikle istiyorlar. Bunlardan bir tanesi Denizde Karartı var. Benimle birlikte söyler misiniz bilmiyorum. Sonra karşıya çıktı çanlar. Sonra da bir iki horon oynarız. Çocuklarını kazma.
Baksam çoğa yemesin. Ay dostlar! Bizleri kırmadan buraya kadar gelen ve bizleri onurlandıran, devamında bu güzel müziklerimizin çok daha geniş kitlelere ulaşmasına vesile olan Sayın Şevval Sam Hanımefendi, yürekten kutluyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Değerli konuklarım,
misafirlerimiz. Bu akşam aramızda Tuz İlkay Misafirhanesi ve Dönüş Yolu Projesi komite üyesi, aynı zamanda APASFET Yönetim Kurulu üyesi Yaşba Şahin Beyefendi var. Kendisini lütfen sahneye davet ediyorum. Dostlara çok teşekkür ediyorum. Gelecek kuşaklara kültürlerimizi şarkılarla, resimlerle, sanatla ve güzel hikayelerle aktaralım. Savaşlar ve kavgalarla değil. Bunun için de elimizden ne geliyorsa sadece kendimiz için değil, bütün dünya kültürleri için mücadele edelim. Ama güzel yollarla. Çok teşekkür ediyorum. Ve beni kurmayıp İstanbul'dan birlikte geldiniz. Ramazan yanına da çok teşekkür ediyorum Kemal'cik arkadaşlar. Emekliyorum için çok teşekkür ederim. Size iyi geceler, iyi eğlenceler diliyorum.